즉 방림 미대 이 즉 졸업 믿음에 헤매댓 아, 다 물론 군에 하는 거지. 내 아내 대한 날은 왜 들어 밀려놓고. 민생 아랑사 구름도 무사피가 메른 간운 노르는 힘듣고 늘렁아이단 노르는 민학도 온성 얄카이지 헬렉 볼어 헤미 춘죽은 얘네대 띠레렐 헤데 봉과가스 내세갓라는 호르모토는 예루살렘단 마슬라 펜말클라 토베데렐 Salam qadırlı illəşlər, Diri Sözlər adlı gəpləşiğimizə xoş gəldiniz. Yenə də biz sizin ülən İsa Mesih'in ikinci gəzək dünyaya qayıdıb gelişi var adı və bu dünyanın sonu var adı, axır zamanı var adı qürün etməmizə devam etdiriyəriz. Geçən gəpləşiklərimizə biz sizin ülən nəhli dərəcədə Nuh Peyğəmbərin dövründə, Lutun dövründə, Urayın Peyğəmbəri dövründə Nəhili Xuday iki gəzək dünyanı axır zamana edib, bütün dünyadakı adamları yox edib, nəhili qırğınçılıqların gələnləyini su basıb, göktən ot yağıb, adamların yox olanlığı barədə qürrün etdik. İndi olsa üçüncü gəzək dünyanın axırı gələcəyinə qaraşıb yaşayarız. Çünki bunu müqaddəs kitab bizə aydıyar. Mən bugün sizin bilən yenə də ünsünüzü əsası olan bir zada çəkmək istəyən, Bu zat da şeylədir. Sərədin, Nuhun dövründə də, Lutun dövründə də, Xudayın bu dünyanı yox etmək, adamları yox etmək çözgüdünün nəm üçün yüzə çıxanlığını, nəm üçün belə istəyi Xudayda dörənliyinin səbəbini biz sizin ilə geçən gəpləşiklərimizdə də gürləşibdik. Bunun səbəbi Xudayın sabır kəsəsinin dolanlığını və dünyanın Yeryüzünün günah ilə, adamzadın bütünlə günah ilə şeylə dərəcədə zayılanandığı və günahının şu en sonki nokadına, yokarkı nokadına gelib yetəndiğini görəyəz. Bu yağdaylar yüzə çıxandan sonra Xuday dünyanın sonunu getirməyə və günah deyən qürrünü umuman ortadan ayırmaq çözgüdünə gəliyə. Bu yönə yerdən dəl. Xuday bunu önündən bir neçə yıllab, 100 yıllab önündən, 1000 yıllab önündən adamlara tövbə etməlisinə, Xudaya öyrülüb, ona iman edib, ona qulaq asıb yaşamalısını ündəyə. Övran bunu aydıya. Amma adamlar bunu yerinə yetirməyən vaxtında Xudayı inkar edib, günənin şeylə güclü ösmək nəticəsində Xuday bu çözgüdünü yerinə yetirməli bolya. Hazır bizim dövrümüzdə də şeylə, İsa'nın ikinci gezek gelmelisinin ön yanında adamların günahı şeyli derecede yukarı ösüye velin, Huday bunu sonuna getirmeli mecbur oluyor. Bu dünyanın sonunun gelmeğine adamzadın günahsinin ösmeği sebep olup duruyor. Şunun için yine de bunu devam ettiriyoruz. Seredelin, Taze Ahd'da Resul Paulus özünün şehirde olan yaş yığınak yolbaşçısı Timoteus'a veren tavşırıqlarında, ona verən maslahatlarında, ona verən duyduruşlarında o sonku dövrdəki bolcaq zatları, sonku dövrdəki adamların nəhil dərəcədə zayalanacaqlığını, adamların nəhil dərəcədə günəhlər ölən doğulub daşacaqlığını bu yerdə önündən duydurub xavar veriyə. Şunun üçün biz bu sözləri okayan adamlar üçün həzir dünyadəki bar olan yağdaylar, dünyadəki adamların şeylə üyütkəməgə, onların ervet tarafı üyütkəməgi, onların günə ilə dolmağı,
bizim için bu bir tazelik zat değil. Sebebi biz bunu köpten görüp geliyiz. Huda'nın sözünde okuyaz. Bunun beyli bolcaklığı köp yıl bundan ozal bize Huda'nın sözü arkalı duydurur beriliye. Timoteus'la yazan hatta Resul Paulus 2. Timoteus'un 3. bağında şeyle diye seyredin. Şunu bil, sonku günlerde kıyın pursatlar bolar. Çünkü adamlar özünü söyen, pula kızan, övüncen, tekebbir, küpür gürleyici, ene ata boyun eğmeyen, kadır bilmez, mukaddeslikten mahrum, don yürek, barlaşıksız, mucabatçı, nefsine buyurmazak, zalim ve yakşılığa düşman olar. Dönük, et yaşsız, koppamsı, lezzeti Huday'dan köp söyleyen, Huday'ın yolunda yören bolup, bu yolun gücünü inkar edenler çıkar. Beyli adamlardan aranı aç. Çünkü oğrunçı öylere girip, günahlar bilen yüklü, dürlü hövesler bilen, ekidilyen, hemişe öğrenip de hiç kaçan hakikat bilimine yetip bilmeyen, koşak ayalları tutsak eden adamlar bulardandır. Yannis ve Yambris, Musa Nehil'i karşı duran olsa, bunlar da şunun yağlı, hakikata karşı duruyor. Onlar fikirleri zayalanan, imanından red edilen adamlardır. Ama yine ilerleyip bilmezler, çünkü önküler yağlı bunların da akılsızlığı hemmelere belli bolar. Bu ayetleri okap duran vaktinde bir hili yüreğin hosalığa düşüyor. Hakikattanım adamlar son kuda uğurlarda şeyle kıyın fırsatlar geler deyip önünden Resul Paulus Timoteus'a duyduruş veriyor. Bunun yazılan vaktine 2000 yıl oldu. 2000 yıldan kovrak vakt geçti. Resul Paulus 1. yüzyıllıkta İsa'nın dövründe yaşaptı. O Timoteus'a şol vakti 2000 yıl bundan ozal gelecekte dünyanın sonunda adamların ne derecede ütkecek degine, adamların hasretinin, boluşunun, yaşayışının, adamların fikirlenişinin umuman nehli derecede zayalanacaklığının, in yokar nokadının nehli olacaklığına önünden görüp peygamberlik edip Timoteus'a duyduruş veriyor. Kadırlı ildeşler, kadırlı doğanlar, seyredin. Biz hazır daş dövrege seyredeceğiz. Ünüslü seyredin. Adamların haysi tarafa gidiyenliğini görecek olun. Ve siz bir zadı, bu zadın o kalan hakikatların nehli derecede yerine yetiyendiğini öz gözleriniz bilen, ruhu gözleriniz bilen görüp biliyeniz. Ben özümce fikir ettim. Eğer sonku dövrün adamları şeyle olayan olsa, onda ahir zamana gerek değil. Dövzak da gerek değil. Bu dünyanın özü dövzak olmaz mı? Bu dünyada yaşamaklığın ne derecede kıyın bolcaklığını göz önünüze getirip görün. Diyelim ki sizin komşunuz ya da sizin bir öyde yaşayan adamınız, umuman sizin daş tövrenizi kurşap alayan adamlar şeyle olsa seyredin. Özünü söyleyen, pula kızan, övüncen, tekebbir, küpür görüleyici, ena ata boyun eğmeyen, kadır bilmez, mukaddeslikten mahrum, don yürek, barlaşıksız, mucavatçı, nefsine buyurmazak, zalim, yaşlılığa düşman, don yürek, ehtiyaçsız, kopamsız, lezzeti Huday'dan kovu gören, yine aydı vermeli, aydı vermeli, aydı vermeli. Eğer bizim daş dövrümüzü, her birimizin şeyle hasiyetli, şeyle adamları kurşap alayan olsa, onda yaşayışın özünün ne derecede kıyın olacağını özünüz bir göz önünüze getirip görün. Biz Huday var da oylanıyoruz. Huday'ın sabır kesesi doldu diyen vaktimizde, onda siz buna nekili düşünüyorsunuz? Adamzadın sabır kesesi Huday'ınkine seyredende katı katı kiçidir ve bizim sabırsızlığımız katı ervettir. Pestir. Ama Huday'ın savurluluğu ehlilerden, ehli adamzattan büyüktür. Onun savurluluğu bizimkiden has büyüktür. Ama muğa karamazdan Huday'ın da savur kesesi
İki gezek eyyem adamzat tarihinde doldu. Nuh'un dövründe, Lot'un dövründe onun savur kesesi doldu. Ve ol adamzadı yaradanına pişman etti deyip yazılan. O ne için şu adamı yarattım deyip şu derece çenli Huday'ın savur kesesinin dolanlığını, bundan artık çıdap bilmeyenliğini görüyoruz. Eğer biz adamlar seyredin, yanımızda yankı azap geçen kılık hasetli adamların onun birisi bolan bolsa da bizim savur kesemiz eyyen dolardı. Özünü söyleyen, barışıksız, pulağızan, övüncen, tekebbür, küpürgürleyici, şorun yağlı bir adam yanımızda olsa biz o adamdan tiz vaktin özünde nem etmek isterdik, daşlaşmak isterdik. Sebebi bizim savur edişimiz, bizim savurumuz yeterlikte derecede değil. Eğer biz adamzat bir adama savur edip bilmeyen olsak, bir adama çıdamamız şeyle derecede kıyın olsa bizim için, onda yeri göğü yaradan Hudaya seyredin. Dünyada şu an 7 milyardan artık adam yaşaya. Ve dünyanın sonku dövürde bu adamların hemmesi de şu ervet hasiyetleri bilen, şu tayda beyan edilen zatların hemmesi bu dünyadaki adamların her birinde bolya. Adamların hemmesi uçtan tutma hemmesi bilerekte zayalanıp şu sonku nokadına, in yokar nokadına geliye. Bunlar Huday'ın savur kesesini doldurarlar. Ama seyredin Timoteus'a verilen duyduruşa. Adamların şeyle bolcaklığı önünden ona aydılıyor. Ama sen Huday adamı beyle adamlardan aranı aç. Aranı aç deyip ona maslahat verilmeyi ne mi dediği? Beyle adamları yigren diyen ok, beyle adamlara karşı göreş diyen ok, beyle adamları aranı umuman kes demedi. Aranı aç demeklik sen bu adamlara menzeş bolma. Bu adamlara menzeş bolma diye bu adamlara Huday'ın merhametini, Huday'ın doğruluğunu, Huday'ın hakikatını vaiz et. Belki şeyle günah ölen zayılanan adamların içinde de İsa Mesih'teki bar olan kurtuluşu, yağıtılığı, yaşayışı, İsa Mesih'te bar olan yolu, hakikati taparlar deyip umid ediyen. Ama senin özün böyle adamların günahsine karışma deyip ona maslahat veriyor. Yine de bir yerini okumak isteyen, o yerde de önkü programlarımızda da kâbir zatları azap geçtik. Bu yerde de seyredin, yine şol bir duyduruş. Yaş yığınak yolbaşçısı Timoteus'a Resul Paulus şeyle diye. Ol cedelleşmek ve sözlerin manası var arada davalaşmak keseline yoluğup, görüplüğün, azalalığın, töhmetlerin hem de ervet şüphelerin dönemeğine sebep boluyor. Bunlar zararlı fikirleri zayalanan adamların arasından azalalıklar yüze çıkar. Onlar hakikati yoyup Huday'ın yörelgesini kazanç yoludur öğütyerler. Hakikatta olsa bağrına kayıl olup Huday'ın yörelgesinde yöremek ulu kazançtır. Çünkü biz bu dünyaya hiç saat getirmedik, ondan hiç saat ekidip bilmeyeceğimiz hem mese məlimdir. Sonun için de iyicegimizin, geyicegimizin varlığına şükür etmelidiriz. Bayamakçı bolyanlar olsa sığınağa düşüp akmak ve ervet höveslerin toruna çolaşıyandırlar. Bu hövesler onları veyrançılığa ve helakçılığa uçuradıyandır. Sebebi pul hövesi ahli bela beterin körüğüdür. Kevr adamlar onun ışığına düşüp imanın azaştılar. Özlerini köp görgülere sezevar ettiler. Bu ayetlerde seyredin. Sonku dövrünün adamları vardı gürrün ettik. Nehil derecede adamların zayalanacaklığı vardı gürrün ettik. Ama bu ayetlerde 1. Timoteus'a yazılan hatta Timoteus'a şeyle maslahatlar veriyor. Yankı Huday'ın yolunu kazanç yolu hasaplap dine hem işe davalaşıp hiç kaçan hakikati öğrenip bilmeyen adamlar. Bunlar bayamakçı olup, Huday'ın yolunu da öz bəxtbidi için pul kazanacak olup hareket edeyen adamlar, bu yığdağın içinden, imanlı diyen adamların içinden çıkacaklığını aydıya. Şunun için seyredin, her bir bela beterin bir körüge pul sövgüsüdür diye, köp adamlar pulun ışkına düşüp imandan azaştılar.
Çünkü onlar ön imandadılar. Ama imanlarının pul hövesleri, yankı göz hövesi, yaşayış tekebbürlüğü, bir zat köprek bay olacak olup, dürlü yollar bilen, pula pul kazanacak olup, pula ev olacak olup, altını kümüşü Huday'dan artık söyen adamlar, bunlar imandan, ön imanlı da olsalar, Huday'ı tanıyan adamlar, imandan azaşıp özlerini köp bedbahtçılıklara ve köp kıyınçılıklara sezavar ediyorlar. Bu iman eden adamların arasında da şeyle adamların yüze çıkacaktığı var da Resul Paulus Timoteus'a duyduruş veriyor. Seyredin devam ediyen 11. ayette. Emma sen ey Huday bendesi Timoteus'a yüzleniyor. Emma sen ey Huday bendesi bu zatlardan kaç. Doğruluk, takvalık, iman, sövgü, savır, takatlık ve yumuşaklık yörelgelerine eğer. İman uğrundaki görüşte edermenlik bilen görüş ve bakı yaşayışı özüne maksat edin. Huday seni buna çağırdı. Sen hem imanını köp şayanın önünde dolu ikrar edensin. Ahrızada yaşayış veren Huday'ın huzurunda ve Pontius Pilatus'un önünde dine Huday'a bil bağlayanları bağlayandıklarını tasdiklayan İsa Mesih'in huzurunda sana şuları tavşırıyarın. Rabbimiz İsa Mesih geliyençe özüne buyurulanları dolu ve bir kemsiz bercay et. Huday büyük ve yeketek hükümdardır. Ol şahların şahsı tanrıların tanrısıdır. Ölmezliğin yeketek iyisidir. Ol insanın gözünü kamaştırayan nurda yaşayar. Onu hiç bir insan görmedi, görüp de bilmez. Ol İsa Mesih, Mesih'i öz bellen vaktinde iyi verer. Hormat ve kudret bakı onunki olsun. Amin. Yine seyredin. Ey Huday bendesi Timoteus, ey Huday bendesi kadırlı doğanım, kadırlı iyileşim, yürekten Huday'a inanyan olsan, sen yankı hasetlerden, yukarıda ağzalıp geçilen Huday'sız hareketlerden, sonku dördeki adamların bulaşacak bulayan günahlarından, bulaşayan günahlarından, sen aranı aç ve bu günahlardan uzakta dur. Onun deregine, Huday adamı sen, doğruluk, takvalık, iman, sövgü, savır, takatlık, yumuşaklık yörelgelerine eğer, iman uğrunda göreş ve bunu sonuna çenli ve pahalı olup, savurlu olup, Huday'ın aydan zatlarını sonuna çenli, onun sana veren, sana tavşıran hizmetini sonuna çenli, bir kemsiz yerine yeter. Ebedi yaşayışı özünü maksat edin. Çünkü bu vaatlayan zatlar ehlisi geçer. Ebedi yaşayışı özünü maksat edin ve onun için yaşa deyip ona tavşırık veriyor. Bu zatlar ne hile acayip. İsa Mesih'in sana özüne buyurulan hizmetini bir kemsiz berca et. Çünkü ol basım emeder, geler. Kadırlı doğanlar, nehli derecede sonku dövürdeki bolcak zatları, sonku dövürdeki yüze çıkacak zatları, bir kemsiz, aynada gören yağlı, peygamberlik gülen Resul Paulus, Timoteus'a, yaş Timoteus'a, ünde veriye, maslahat veriye. Ol ne edip bu zatları görüp bildi? Ol ne edip bu zatlara göz yetirip bildi? Onun içinde Huday'ın ruhu yaşayardı. Resul Paulus'a Huday'ın ruhu gelecekte 1000 yıl, 2000 yıl son bolacak zatlara ona ayanlık verip ona görkezdi. Ve ol bunu bugün bize de bir nuska hükmünde duyduruş edip kaldırdı. Kadırlı imanlı doğanlar, bizim yağdayımız nehili? Sonku dövürdeki adamları bilen, Huday'a iman edeyen adamların arasında tapavut var mı? Köplenç men bir zatlara seyredip katı yürekten kıynanyan. Çünkü iman edeyen adamlar bilen iman etmeyen adamların arasındaki tapavut yitip barıya. Yahtılık bilen karankılığın arasında hiçbir tapavut kalman barıya. İman eden adamların köplerinin iman bağvatta batışlarını imandan azaşıp dünyadaki günahkar adamlara menzeş olup gidiyendiğini görüp barıyan. Bu ne hili korkunç, bu ne hili hoplu, kadırlı doğanlar.
biz böyle olmalı deldiriz. Timoteus'a yazılan duyduruşlar bugün bana ve sana degişli olan duyduruşlardır. Bunlara dikkatli ünüs vermemiz gerek. Çünkü gelecek Rabbimiz yoldadır. Onun geleceğinin ön yanının bolmalı alamatları eyyen biz görüp varıyız. Bu alamatları bize hakiki Rabbin dünyanın sonunun geliyendiğini bize görkeziye. Gelin yine de bir ayetleri okayın ve sözümüzün sonunda bu ayetleri ile cemleyle. 2. Timoteus 4. ve 1-8. ayetlerde şeyle yazılan. Hudayın huzurunda şeyle hem dirilere ve ölülere kazılık edecek İsa Mesih'in huzurunda onun gelmeginin ve şalık sürmeginin hatırasını sana şuları tavşır yarın. Pursat amatlı olup bolmazlığına karamazdan hoş havarı dıngısız vağiz et. Güneye edenleri paş edip onları yazgar. Savrılık bilen öğüt ündev verip taglimatı öğret. Çünkü adamların sağdın taglimatı dinleyesleri gelmeyecek zamanası gelir. Şonda onlar öz höveslerine yaraşıklı, kulaklarına yakımlı sözleri ayçak öğreticilere gözlerler. Onlar hakikate kulak asman toslamaların ıyzına serperler. Sen olsa her yağdayda hüşkar ol, görgülere dözümlü ol, hoş havarı yayratmak uğrunda zahmet çek, özüne tavşırılan hizmatı dolu bitir. Çünkü benim kanım Hudaya hödür edilen içki sadakası kimin dökülecek olup dur. Bu dünyadan ötmeli pursadım yetti. Men ökte söveşecekimin söveştim. Pellehana yettim. İmanıma sadık kaldım. Doğruluk kazısı olan Rab İsa Mesih öz gelecek gününde bana doğruluk tacını bayrak verir. Ol bu bayrağı dine bana del. Eysem özüne intizarlık bilen karaşanların her birine berer. İne kadırlı doğanlar. Sonku dövürdeki bolcak zatların yine bir katı bir bizim için hoplu olan yağdayını görkez yer. Hoplu yağday nemeden ıvarat. Yine şundan ıvarat. Seredin. Hudayın huzurunda hem dirilerin hem ölüleri kazlık edecek Rab İsa Mesih'in huzurunda berk dur. Onun gelmeğine şatlık bilen karaş ve nemet diye. Pursat amatlı olsun, amatlı bolmasın. Dıyngısız Hudayın hoş havarını vağiz et. Nem için? Çünkü İsa'nın gelmeğinin ön yanında Matta 24-14'te şeyle yazılan. Bu hoş havar bütün milletlere vağiz ediler. Şayetlik için. İne şonda diye dünyanın sonu gelir diye. Resul Paulus Timoteus'a şeyle diye. Hudayın hoş havarını durmazdan vağiz et. Pursada seyretme. Günah edeyen adamların günahsını paş et. Onları yazgar. Savrılık bilen öğüt ünde verip taglimatı öğret. Çünkü şeyle bir dövürler gelir. Adamlar sağdın öğretilen taglimatları ret edip özlerinin kulaklarına yakyan yanlış ne doğru zatlar olsa da özleri için yakımlı olan sözleri eşitecek olup şeyle vağızçıları gözlerler diyer. Bu İsa'ya peygamberin kitabında da yazılan sonku dövürdeki adamlar hakikati eşitmek istemezler. Onlar bize yanlış olsa da ne doğru olsa da kulaklarımıza yakyan sözleri ait deyip şeyle dini adamların kulağına yakyan zatları sözleyen vağızçıları aktarıp dini şoları dinleyecek oluyorlar diye. Ama sen Hudayın hoş havarını vağiz et Timoteus. Sen günahları paş et. Öğüt ünde vet. Hiç yağdamadan bütün mukaddes ruhun gücür gayratı bilen günahının muzdunun ölümlüğünü, yaşayışın Rabbimiz İsa Mesih deliğini bütün dünyaya vağiz et. Çünkü gelecek basım gelir diye. Men bu yağdayı görüyen kadırlı ildeşler. Hazır bizim dövrümüzde de günah bağırdı. Yığınaktaki tertip düzgünü vardı, ölüm vardı, dövzak vardı, vağiz etmeyi bes eden yığınakların sahanı gün günden artıp başlaya. Onlar
kulaklarını eşitmek istemeyen zatı vaiz etmezliği buyuruyorlar. Ve dine özleri için gönlünü götürücü, onları ruhlandırıcı, onlara hiçbir günahsını paş etmeyen vaizçileri gözler. Dine şeyle yalan talimatı yayradiyan vaizçilerin gün günden ortaya çıkandığını biz görüyoruz. Kadırlı iyileşim, sen ne ehli yağdaydı? Sen ne mezatları duymak isteyen, ne mezatları eşitmek isteyen, Huday'ın hakikatını mı ya da yalan olsa da kulağına yakıcı sözleri eşitmek isteyen mi? Bir zadiyattan çıkarma. Hakikatı bil, hakikatı tana. Hakikat seni günahlardan azat eder ve sana ebedi yaşayış verir. Kulağına yakmak isteyen, senin eşitmek isteyen yalanların seni hiç açan hakikata ve kurtuluşa getirmez. Yine bir ayet filan cemleyen. Titus'a yazılan hatta şeyle 11. 12. bablar, ayetler. Çünkü Huday'ın hemmeleri halas edyen merhameti aşkar oldu. Bu merhamet bize hudaysızlığı ve dünya heveslerini red etmeyi öğretiyor. Bu dövürde özümüze erk etmeyi, doğru yaşamayı, Huday'ın yörelgelerine ermeyi ündeyer. Yine kadırlı iyileşler. Huday'ın merhameti bu arada köp gürrün ediyorlar. Köplenç adamlar hazırki dövürde Huday'ın merhameti ve Huday'ın sövgüsü var da gürrün ediyorlar. Onlar Huday'ın kahar kazavı, Huday'ın günahe ceza veriyen diye var da gürrün etmeye. Biz merhamede, biz sövge ananyas deyip şeyle yaşayan adamlar var. Ama seyredin, Huday'ın merhamede, eğer hakikattan biz merhamedin ne öyle düşünüyen olsak, Huday'ın merhamede bize Huday'sızlığı ve dünya heveslerini red etmeyi öğretiyor. Merhamet bize öğretiyor. Bu dövürde özümüze erk etmeyi, doğru yaşamayı, Huday'ın yörelgesine eğirmeyi öğretiyor Huday'ın merhameti. Koy bu merhamet, hakiki merhamet sana bu zatları öğretsin. Huday'ın yörelgesinde yöremeyi, Huday'ın adına, adı hatırasına, ten hüveslerini ret etmeyi, onları ret etmeye güç versin ve sana doğrulukta yaşamaya kömek etsin deyip dile gediyen. Koy Huday size akbata versin. Amin. Ey büyük Tanrım, bize iyicek çoruğumuzu merhamet et. Atam bulan günahını aç. Neyme diyenlerin özürüm bilen ok. Мен сиздин араңызда курумду Муса пайгамбердин канунларына хем түкөнөлүң айданларына мен хакта онтон жалкайжы элек болор хем үчүнчү күн эне деп тийрелер эмде оң вагыз несихатлардын хурматына Иерусалимден маслап эм малыктар тоо бетерлер.